Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA Mars gezegenine helikopter gönderecek. Bir beyzbol topu büyüklüğünde tasarlanan helikopterin ağırlığı 1.8 kilogram olacak. Daha önce balon gibi havadan daha hafif uzay araçlarını Mars'a gönderen NASA, ilk defa bir gezegene havadan daha ağır bir araç göndermiş olacak. NASA'nın tasarladığı helikopterin pervaneleri dünyadaki bir helikopterden 10 kat daha hızlı olacak ve daha çok bir drone'a benzeyecek. Geçtiğimiz yıl yakaladığı yükselen grafiğini 2018'de de aynı ivmeyle sürdüren Türk Hava Yolları, ilk çeyrek rakamlarından sonra Nisan ayı trafik performansıyla da dikkat çeken sonuçlara imza attı. Çift haneli yolcu artışlarının görüldüğü 2018 yılı ilk çeyreğinden sonra Nisan ayında taşınan yolcu sayısı da geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %15 artış göstererek 6.4 milyona ulaştı. %83.2 oranıyla Türk Hava Yolları tarihinin en yüksek Nisan ayı doluluk rakamını yakalamış oldu. Dış hat doluluk 4.2 puanlık artışla %82.6 olarak gerçekleşirken, iç hat uçuşlarda ise doluluk %87.1'e çıktı. Yılın ilk 4 ayında toplam taşınan kargo ve posta, geçen yılın aynı dönemine göre %32 artarak 425 bin tona yükseldi. Antalya Havalimanı, uzun süren satış görüşmesi, resmi makamlardan beklenen onaylar sonrasında resmen TAV Holding çatısı altına girdi. Türkiye'nin havacılık sektöründeki küresel markası TAV Havalimanları, ICF İçtaş şirketinin %49'luk payının tamamını 360 milyon avro bedelle satın alarak Antalya Havalimanı'nı portföyüne eklemek üzere Şubat ayında bir anlaşma yapmıştı. Satış anlaşması, Devlet Hava Meydanları İşletmesi ve Rekabet Kurumu'nun onay sürecinin 8 Mayıs 2018'de tamamlanmasıyla Antalya Havalimanı'nın işletmesi de resmen TAV'a geçmiş oldu. Günümüzdeki tek koridorlu uçak modellerine göre %40 daha sessiz ve en yakın rakibine oranla %8 daha verimli olan 737 MAX 8, Türkiye'de ilk Corendon Airlines filosuna katıldı. %20 düşük yakıt tüketimi, çevreciliği ve uzun menziliyle dikkat çeken Boeing'in bu yeni serisi, geçtiğimiz hafta ABD'li imalatçının Seattle'daki Renton tesislerinden Airport ekibinin de yer aldığı bir törenle teslim alındı. Gücünü CFM International'ın Boeing 737 MAX'e özel olarak ürettiği Leap 1B motorlarından alan uçak, 737 Next Generation serisine oranla daha uzun mesafelere ulaşabiliyor. MAX serisi ayrıca yeni aerodinamik tasarımıyla dikkat çeken yüksek teknoloji ürünü wingletler sayesinde %1,5 ekstra yakıt tasarrufu sağlıyor. Türkiye'nin ilk 737 MAX uçağının Corendon Airlines filosuna katılmasıyla ilgili ayrıntılı haberimizi haftaya Airport'ta izleyebilirsiniz.